Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon kuruluşlar. Bu haftalık İstiklal Haberleri programımızın görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Hürmetli televizyon kuruluşlar, azimlerimiz dıktınlığa bu hafta huzurunla sunmakçı olan haberlerimizden asasi mezmunu dönüştürümüz. Dıktınlığa Mağrib Cemiyeti'de strategiye liksiyesi ötküzüldüğü mavzulu haberimiz buldu. Liksiyede Doktor Erkin Ekrem, Halkara Küşleri Tanıklılığı ve Özgürüş Ehvali mavzusu da liksiye verdi. Şunlukla Halkaralık Martin Annas Kişilik Hukuk Mukabati, Xtay tarafından müddetsiz kamakı hüküm kılınan Uyghur Profesör Doktor İlham Toxtuğa berildi. Mukofotni qizi Cevher İlham tapşırıp aldı. Şundaqla yana Erdoğan Irak baş ministeriga qattiq raddiya berdi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Ma'lumki o'tgan hafta Turkiya baş ministeri Binali Yildirim Irak baş ministeriga raddiya qaytirganda Türk askerlerininki Irak'taki mevcutluğundan rahatsız bulan Irak hükümetine bu katın cevap Erdoğan'dan tekimi katkı aldı geldi. Bu ve bunun da başka haberimiz dıktanları buldu. Dıktanlar ekranımızı bulsun. Xitay'ın öyü çıkıp köçürü siyaseti emelileşmekte. Xitay tecavüzçileri 2016 yılı içinde cemi 7665 öydeki ailenin öylerini çekip köçürüş hizmetini elip verişini planlığalıkını ilan kıldı. Ve bu yılki plan 55%'den artık uğrullanan bulup yıl ahırgıca 100%'e yetküzdüken. Şeci TV'nin bargan haberde Xitay tecavüzçileri tarafından 2009 yıldan başlayıp atılmış emin öy kuruluşu, kâpilik öy kuruluşu namıda elip berivatkan çekip küçülü siyasetinin devamlışı vatkınıga 7 yıl bulgan bulup, bu siyaset cemi 25 çoğuntur 100 noktalık türünü özcik aldıken. Şarkı Türkistan'daki Uygurlar üçün eğir siyasi vazif bulup yüklengen bu siyaset, Xitay tecavüzçilerinin Şarkı Türkistan'da yürgüz vatkan siyasetler içindeki en muhim ve kattık icra kılınışı talep kılını vatkan siyasetlerden biri iken. Xitay tecavüzçileri Şarkı Türkistan halkının kimlik ve akidesini yoqutish üçün elip berivatkan bu muhim siyasetiga halkının kalbini mücessemleş, küçünü uyuşturuş, cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikini küçülük kabaletke iyi kılış üçün dep düşünce vermekte. Xitay tecavüzçilerinin berge malumatı da 2016 yılı içinde cemi 7665 öydeki ailenin öylerini çekip küçülüş hizmetini elip berişini planlagan bulup, hazır bunun içinde 4227 ailenin köçüş noktasındaki öyleri pütken ve 1318 ailedeki 4875 kişi köçüş noktasındaki öyge köçüp girişke mecbur bulgan. Bu yılki Xitay tecavüzçilerinin planı 55%'ın artık uğrullanan bulup, yıl ahırıgıca 100%'e yetküzdüken. Xitay'ın yeni belgelemesi tenkitke uçurdu. Xitay'ın Şarkı Türkistan'daki ösmerlerge alakadar yeni belgeleme çıkarganlığı ve bu belgelemenin ata anlarga eğir xavup elip keldiganlığı nüfuzluk akbaratlarda haber kılınmakta. El Cezire Akbaratori 13. Oktyabr bergen haberde Xitay tecavüzçilerinin Şarkı Türkistan'daki ösmerlerge alakadar yeni belgeleme çıkarganlığını ve bu belgelemenin ata anlarga eğir xavup elip keldiganlığını haber kıldı. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Sharq Turkistondagi asosliq tashviqotlaridan biri bo'lgan Xinjiang gazetasida ma'rifga munosabatlik yangi bir belgilama e'lon qilingan. Belgilamaning diniy ishlarga aloqador qismi deyilishicha, farzandlarini diniy faoliyatga qiziqtirgan, ilhomlantirgan, majburlagan ota-onalarning saqchiga ma'lum qilinish kerakligi o'tirga qo'yilgan. Al Jazeera axborotori Xitoyning yillardan beri o'zini oqlab, o'zlarining Uyg'urlarga hech qachon diniy jihatdan besim qilmaganligi Kendi dini erkeklik siyasetinin yolu kuyulgallıkıdaki teşvikatları bilen bu çıkırılgan belgelemenin bir-birige tüpten karmı karşı işgeliğine bildirgen. Şarkı Türkistan 2009 yıldaki ürümçü katliamıdınken dini ve milli cihetiki besimlerinin iğırla birişi ve bununla münasebetlik türlük çekilemelerinin köpeyişi Uyghurlarının normal kişilik hukukları dairesi yaşını kuruk çüşke aylandırgan idi. Şunikin Xitay sakçıları öymü öykirip axtırış cereyanda ballarının dini oku okutuşkı münasibetlik her kandak bir faaliyetini baykısa atı anlarını tutkun kılıp kamakkı elip gelgen idi. Münasibetlik kişilerinin bu axtı bildirişe bu qetim elan kılıngan bu belgeleme Xitay tecavüzçilerinin Uyghurlarga kartılgan dini bastırış siyasetlerini kanuni asas bilen teminlep texamu vahşi dini ve irqi bastırışlarının meydanğı çıkışıgı sebep buluşu mümkün iken. Xalqaro kuchlar tengqonligi ve özgürlük ahvoli temasidan yig'in ochildi.
Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati markazida Anqara Hojatepa universiteti tarix fakultetining o'qituvchisi doktor Erkin Akram leksiya so'zlab, Xitoyning hozirgi ahvoli haqida ma'lumot berdi. 9-ning 8-chi kuni shanba kechda Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyatining Istanbul chapidagi markazida oylik suhbat yig'ini ochilgan bo'lib, bu yig'inga Anqara universitetining doktori Erkin Ahmad Hojatepa universiteti tarix bo'limining o'qituvchisi doktor Erkin Akram, Turkiya sobiq parlament a'zosi professor Jalal Arbay qatorliklar qatnashib, yig'inda muhim so'z qildi. Bu yig'inga Turkiya turayotgan 100 ortiq kishi qatnashdi. Bu yig'inda Erkin Akram xalqaro kuchlarning tangponligi va o'zgarish ahvoli degan temada so'z qilgan bo'lib, so'zda Xitoy tajovuzchilarining Uyg'urlarga tutayotgan siyosati, Xitoyning chegara bexatarligi, davlat manfaati, Amerikaning strategik besimiga qarshi elib berayotgan har xil faoliyatlari va shundaqlar yangi ipak yo'lini ishqa oshirish uchun Osiyo davlatlari bilan bo'libmi Turkiya bilan yaqin munosabatlarda bo'lishga tirishayotganligidagi masalalar haqida to'xtalib o'tish bilan birga Xitoyning yana bir tarafdan Osiyo va dunyo siyosatida Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasining o'ziga qarshi bir ko'zur bo'lib qelishining oldini olish uchun barliq tirishchanliklarni ishqa solayotganligini bo'libmi Turkiya va Qozog'istonga o'xshaydigan Uyg'urlar ko'p o'ltiroqlashgan rayonlarga bakirak ko'ngil bo'layotganligini deb o'tdi. Undan boshqa yana Xitoyning yangi ipak yo'li strategiyasi haqida to'xtalgan bo'lib, bu yangi ipak yo'lining Xitoy uchun intihoy muhim ekanligini, bu strategiya orqali har qaysi davlatlar bilan munosabat bog'lab, Yevropa ittifoqi bilan Amerikaning savdo tijorat bozorini kengaytirishning oldini olib, Amerika va Yevropani dunyoviy bozordan siqib chiqarishni maqsad qilayotganligini, oxirgi hisobdagi plani bo'lsa, iqtisodiy planlar orqali butun dunyoda o'zining birinchi jahongir xo'jayin davlat bo'lish maqsadining borligini so'zlab o'tdi. Xitoyda aytdim, men kuch bilan oldinga bormayman, chunki kuch bilan oldinga borsangiz xafa bo'lasiz. Men iqtisod bilan boraman. Men iqtisodni vosita qilib sizlarni jalb qilaman deb. Butun dunyoga Qoms institutini turdi. Buning sababi nima bu? Ya'ni ipak yo'li xalqaro seviya, ya'ni xalqaro tuzay, xalqaro qatlamda deydi. Xitoy qatlam, rayon qatlam, buning uchun xalqaro qatlam. Üçüncü olsa xalqara qatlamda Uyğur və ya bu nimə Şərq Türkistan məsələsinə rəqiblər tərəfdən elə qozur qılıb qozur qılışını aldırmış. Misalda Rusiya, misalda Hindistan, misalda Amerika, misalda Qırmaniya, misalda Türkiyə, misalda İran. Bunlar hamısı Şərq Türkistan meselesini, Uyghur meselesini bağına kılıp Xitay'da korkutup, Xitay'dan tekimi çıkarak menfaatine suğur aldıran ihtimal devletler bunlar. Şu an çıkan Halkara'da, Birleşken Devletler'de veya Halkara seviyedeki yığınlarda, konferanslarda daima Uyghurlarını yaman küstüp, bunlar terörist, bunlar medeniyetsiz, bunlar kendide kalan, bunların köyde mi yani? Avrupa'da yanı kubadır, bu yanı var. Irak'ta mı babula, Suriye'de mi babula, Guantanamo'da mı babula, Afganistan'da mı var? De, onu köstük durup, halkırağa Uygurların ki imajını, obrazını bozuşka tırışmak durur. Anqara universitetining doktori Erkin Ahmad bo'lsa, Abduqodir Yapchan masasida Anqarada elib berilgan bir yurish xizmatlar to'g'risida to'xtalgandan keyin, hozirgi murakkab dunyo o'zgarishlari Turkiya Xitoy munosabatlaridagi bir qator masalalarga nisbatan har qaysi Sharq Turkiston tashkilotlarining bir yerga jam bo'lib o'rtaq fikr birligi hosil qilgan holda amaliy harakat qadam bosqichlarini muzokara qilishning zarurligini ta'kidlab o'tdi va bu to'g'ridagi fikr taklifini o'ttirg'a qo'ydi. Yig'inda professor Jalal Arbayma so'z qilib, Abduqodir Yapchanning Turkiya hukumat tomonidan Xitoyga qaytirib berish ehtimolligining faqatli yo'qligini, buning mumkin emasligini, bu to'g'rida davlat raisi va bosh minister, tashqi ishlar va adliya ministrlari bilan ayrim-ayrim so'zlashib, bu masala to'g'risida ularga talab xati sunganligini, ularning birdek bu ishlardan xabardor ekanligini bildirganligini deb o'tdi. Undan boshqa Jalal Arbay so'zdi yana, davlat arkanlarining Sharq Turkiston masalasiga sezgurlik bilan jiddiy qarayotganligini, buningga alohida ahamiyat berayotganligini, buningda hech qanday bir shubhaning yo'qligini deb o'tdi. Men bu davoda yururken Yapçan'ın azatlığı için, Doğu Türkistan'ın azatlığı için, göl bayrağın semalarda dalgalanması için yürürken, yürüdüğüm yolların salim olmasını, ayağıma dikenin batmasını istemiyorum. Bu yılki halkaralık mukafat yana ilham toktuğu verildi.
Xitay tarafından bölgünçülük bilen ayıplanıp müddetsiz qamoq cezasına hüküm kılınan İlham Toxtağa xalqaralıq Martin Annas kişilik hukuk mükafatı verildi. Mükafat kızı Cevher İlham tarafından Şvitsariyadaki Avrupa Parlamentosunda tapşırıldı. Xitay tajavuzçiliği tarafından bölgünçülük bilen ayıplanıp müddetsiz qamoq cezasına hüküm kılınan İlham Toxtağa verilgen xalqaralıq Martin Annas kişilik hukuk mükafatı onun kızı Cevher İlham tarafından Şvitsariyadaki Avrupa Parlamentosunda tapşırıldı. Beijing Milletler Üniversitesi'nin okutucusu Profesör İlham Toxtağa 2014 yılı Xitay tajavuzçiliği tarafından müddetsiz qamoqqa hüküm kılınan bulup, müddetsiz qamoqqa hüküm kılınan deyken şu yılı 10. ayının ahırda Türk Dünyası ve Jurnalistler Cemiyeti İlham Toxtağa İsmail Gaspar Ali Xalqaralıq İnsan Hakları ve Jurnalistler mükafatını bergen idi. 2016 yılı bolsa bu yıllık Saharov Erkenlik mükafatının namzatı kılıp görüstülgen idi. 10. ayının 11. günü keşte Xalqara Keçürüm Teşkilatı, Kişilik Hukukunu Nazarat Kılıç Teşkilatı Katarlıq 10 teşkilat tarafından Şvitsariyanın Cenevadaki Avrupa Parlamentosunda uyuşturulgan mükafat tarqıtış murasımıga Avrupa'da ziyareti bulvatkan İlham Toxtağın kızı Cevher İlham mu katnaşkan bulup, dadısı vakalten İlham Toxtağ namıdan bu mükafatını tapşırıp aldı. Martin Annas kişilik hukuk mükafatı 1991 yılı vapat bolgan meşhur kişilik hukuk faaliyetçisi Martin Annas namıga tesis kılınan mükafat bolup, İlham Toxtağ bu yıl aprelda bu mükafatka namzat kılıp görüstülgen ve 7. ayda bu mükafatka erişidigan 4 namzatının biri bolgan. Ondan başka Amerika Kalemkeşler Cemiyeti İlham Toxtağa 2014 yılı 5. ayda Barbara Goldsmith erkenlik mükafatını bergen idi. Yeni bir tarafından Türkiye Parlamenti Kişilik Hukuk Komiteti başlığı Mustafa Yanar Oğlu Profesör Doktor İlham Toxtağa berilgen Martin Annas İnsan Hakları mükafatına karata Xitayının besim siyasetlerine karşı en yakşı cevap boldu deyip baha berdi. Mustafa Yanar Oğlu Uyghur rehber İlham Toxtağa Şvitsariyada Martin Annas İnsan Hakları mükafatı berilgenlikke hakkında bayanat ilan kılıp Xalqaranın kollışı arkalık müdafiye kılışını maksat kılgan bu mükafatının Xitayının Nelson Mandelası deyip mi tonulgan İlham Toxtağa berilgenlikke tolumu uluğ mänige ige dedi. Bu mükafat Xitayning İlham Toxtağının nefret ve ölümünü kollaydıgan bir bölgünçü kılıp körüstüş urunışı kaytırılgan en güzel cevap oldu. Dini ve siyasi besim asledeki Uyghur Türklerine kartılgan eğir siyasetlerine tenkit kılgallığı yüzsedin, müddetsiz qamoq cezasına hüküm kılınan İlham Toxtağ, mana emdilikte xalqara cemaatçilik ve kişilik hukuk faaliyetçiliği tarafından tıpaklıqının sadası deyip tonuluşunu devamlaştırdı. Uyghur Abdunum rayonunda Uyghur medeniyetine hürmet kılış asası da birdeklikini izleyen İlham Toxtağ bütün dünyaya ülgü bolğusu. Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Yusuf Karadavi bilen körüştü. Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin reisi Doktor Ataullah Şahyar'ın başçılığı da Sıraciddin Azizi Katarlık Uyghur Ölümalar'dan terkip tapkan bir heyet, Dünya Ölümalar Birliği'nin reisi Yusuf Karadavi'ni ziyaret kıldı ve öz ara fikir almıştırış bilen birge muhim sohbetlerini elip vardı. Dünya Ölümalar Birliği'nin yığını İstanbul'da eçilgan bulup, 10. ayının 7. gündeki yığın cariyanda Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin reisi Doktor Ataullah Şahyar'ın başçılığı da Sıraciddin Azizi Katarlıklarını özçü algan bir bölük Uyghur Ölümalar'dan terkip tapkan bir heyet, Dünya Ölümalar Birliği'nin İstanbul'daki kurultay ornada Birlik'nin reisi Yusuf Karadavi'ni ziyaret kılgan ve öz ara fikir almıştırış bilen birge muhim sohbetlerini elip bargan. Sohbet cariyanda Şarkı Türkistan Müslümanlarının hazırkı ehvali ve Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği tonuşturup ötülgen. Yusuf Karadavi tonuşturuşlarını anlığan deyken, Dünya Ölümalar Birliği namiden Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'ni kollaydıgallıkı ve öz ara hemkarlaşıdıgallıkını bildirgen. Dünya Ölümalar Birliği'nin bu yığınğa Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'den Abdülhekim Xan Maksumacım, Doktor Abduhalik Uyghur, İbrahim Damollam Katarlıklarının katnaşkallıkı haber kılınğan idi. Ali Karadağı Şarkı Türkistan yaşlarının mesuliyetçallıkı doğrusunda muhim söz kıldı. Dünya Müslüman Alımlar Birliği'nin baş katibi Doktor Ali Karadağı 10. ayının 9. günü keşte Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlık Cemiyeti'nin teklif bilen Şarkı Türkistanlıklarına muhim söz kıldı. Dünya Müslüman Alımlar Birliği'nin baş katibi Doktor Ali Karadağı 10. ayının 9. günü keşte Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlık Cemiyeti'nin teklifi bilen Cemiyetin İstanbul çapıdaki merkezine gelip Şarkı Türkistanlıklarına muhim söz kıldı. Doktor Ali Karadağı sözde dünya Müslümanları cümleden Şarkı Türkistan Müslümanları için en muhim bolgan 4 nokta hakkında alahide toxtalıp ötdi. O toxtalgan 4 nokta bolsa birinci ilim okuş ve okutuş hizmetlerini asas kılış. İkinci iqtisadi ulunu müstehkemlep
Bu cəhətdəki küşünü aşırış. Üçüncü, Müslümanlar arasındakı media təşviqatıqa alahidi köngül bülüş. Törtüncü, Müslümanlar qayarda bolsun çeçiləngu halətdə əməz, bəlkə müstəhkəm birlik hasılı qılğan halda cəmaətləşib yaşaşının intayın mühim işkəlləkədək məsələlər doğrusu təfsili toxtulub ödü. Ahırda hazırqı Şərqi Türkistan məsələsindəki bəzi mühim məsələlər doğrusu soralğan suallarga qanaətlənirlik cavab verdi. Cəmiyyət baş katibi Abdulat Hacim yığınğa riyasətçilik qıldı və doktor Ali Qaradağının sözlərini tərcümə qılıb verdi. Bu söhbətkə Şərqi Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətinin idarə hay'at məsulları və əzaları, şunlıqla İstanbul yaşayotqan Uyğurlar bulup 100-dən artıq kişi qatnışı bilan birgə Şərqi Türkistan Ölümala Birliginin rəisi doktor Atavullah Şahyar bilan Sirajiddin Azizi qatarlıq bir türküm ölümalar mı qatnaşdı. Doktor Ali Qaradağı 1949-cı ilə İraqın Süleymaniyə təbəligədəki Qaradağ degen yerdə doğulğan bulup 1969-cı ilə İslam İnstitutunu bitirgan. 1980-ci ilə Misir Əzhar Universitetinin Qanun Fakültetini yuqarı nəticə bilan tamamlab 1985-ci ilə Əzhərinin Qanun Fakültetində doktorluq ünvanı alğan. Doktor Ali Qaradağı hər qaysı dövlət və xalqaradakı İslami xidmətlərdə mühim vəzifələrdə bolğan bulup Xalqara Müslüman Alimlər Birliyi baş katibi, məzəblər arası həmkarlıqnı küçəytiş məqsədə qurulğan məsləhət kengəşinin rəisi, fətva və tədqiqat kengəşi Avropa rəis yardımçısı, Qatar Universiteti Şəriət və İslam Tədqiqat Fakülteti professoru degəndək vəzifələrdən başqa yana köpligən vəzifələrdə bolğan. Biz Abdulqadir Yapçan bilən birgə. İslam Dünyası İctimai Təşkilatlar Birliyi biz Abdulqadir Yapçan bilən birgə degan temada bayanat elan qıldı. Məşhur cemaat ərbabi Abdulqadir Yapçan nəzərbəndki elinğandan buyan Türkiyədəki nüfuzluq ammevi təşkilatlar arqa-arqadan bayanat elan qılıb, özlərinin Abdulqadir Yapçan bilən birgə işkəlləkini, onun məsələsini yeqindən gözlədiqallıqını bildirişməkdə. Bu qətim Türkiyədəki şundaqla İslam dünyasıdakı ən küçlük təşkilatlardan biri bolğan İslam Dünyası İctimai Təşkilatlar Birliyi Abdulqadir Yapçan haqqıda məxsus bayanat elan qıldı. Təşkilatının torbetidə elan qılınğan bu bayanatda tövəndikilər oturuğa qoyulğan. Uyğur Türklərinin rəhbərlərindən biri bolğan Abdulqadir Yapçan 2001-ci ildən beri İstanbulda yaşayıb kəlibatqan bulub, 2002-ci ili Xitay dairələri tərəfindən qızıl rənglik tutuş buyruğu çıxırılıb, 10 neçə il ötkəndən kən Bakırköy Ədliyyə Sud Məhkəməsinin qərarı ilə tutqun qılınıb, Maltəpə türməsinə qamalğan. Bu tolumu əfsuslanarlıq bir iş. Uzun illərdən beri Xitayının işğalı astı turubatqan Şərqi Türkistan məsələsi İslam coğrafiyasında bulubmu dövlətimizdə ən mühim bolğan qayğılıq və azaplıq yaralarımızın biridir. Yıllardan beri bütün dünyanın göz aldıda yüz beribatqan Şərqi Türkistandakı bu zulümlərğa məyli Birləşmiş Dövlətlər təşkilatı bolsun yoki başqa xalqara cəmiyyətlər bolsun ün-tünsiz sükut qılıb gəldi. Bu sükutdan ilhamlanğan Xitay dairələri ən mühim bolğan əqidə və ibadət erkinliyi kişilik hüquq qatarlıq hər türlük haq hüquqları şundaqla əsli buluşqı tigişlik təbii tələblərini mu itibarsız qaldırıb gəlməkdə. Bu əhvalda özü turvatqan dövlətlərdəki müsəlmanların uyğur məsələsigi köngül bölüşünü qollab quvvətlişini qolğa kəltiriş üçün tirişişdən başqa cinayeti bolmağan Abdulqadir Yapçanğa hər xil səbəblər bilən vətəndaşlıq verilməsligi. Şunçı yıllar ötkəndən kən obyektiv yoki subyektiv heç bir cinayeti bolmağan bir əhvalda Sot qərarının verilişi tolumu qayğılıq bir işdir. Xitay dairələrinin muhacirətiki uyğurlar içindən çıxan ilğar kişilərə qarşı elib verilətqan fəaliyyətlərinin bu halətə kilişi heç bir haqq hüquqlara yoki hər daim məzlumların yendi bulub gələn Türkiyə hökumətinin dövlət siyasətinə mə əsla uyğun emas. Şunu qəbul qilishimiz kerak ki, Şərqi Türkistan davasını psixiki cəhətdən besim astıda tutuşnu məqsəd qılğan bu muamilə nə tunji yoki axırqısı emasdır. Xitay dairələri bizning qeyrindaşlarımızning ən bexatir halətdə başpanalıqqa erişkinni körgəndikən, dövlətimizə besim qilish arqalıq onların haqlıq təvalarını yox qılmaqçı bolub atıdı. Biz özümüzdün qəmmətlik mədiniyyətlərimiz asasıda ғərib əllərgə insaniliqtin dərs ütüb atqan dövlətimizdün ayrımçılıq qılmasın, barlıq acizlarga bağrını açqan siyasətlərdən pəxirlənimiz. Biz manı bu noxtudun dövlətimizi tinç və xatircəm halda yaşayatqan uyğur qeyrindaşlarımızı və onların haqlıq haləti elib beribatqan bu dəvalarını qollab quvvətləyatqan barlıq müsəlmanlarını ümitsizlik və əndişə içində qoymaslıq üçün tutub durulubatqan Abdulqadir Yapçanın dərhal quyub verilişini, Türkiyə sırtığı çıxırılmaslıqını ümit qilish bilən birgə Abdulqadir Yapçan və Abdulqadir Yapçanğa oxşayan uyğur ərbablarının keçiktirilməsindən vətəndaşlıq iltimasının qəbul qılındığanlığı işinimiz. İslam Dünyası İctimai Təşkilatlar Birləşməsi rəisi Ali Kurt.
İstanbul'da Uygur Tarihi Tetkikatları İlmi Muhakeme Yığını açıldı. 8. Oktyabr düştüğün burun İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Topkapı Mevlevi Hanısı'da 8. nöbetlik Uygur Pen Tetkikatçı Edip Mutekassisler Uçuruşu'nun Uygur Tarihi Tetkikatı İlmi Muhakeme Yığını açıldı. 8. Oktyabr düştüğün burun İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Topkapı Mevlevi Hanısı'da 8. nöbetlik Uygur Pen Tetkikatçı Edip Mutekassisler Uçuruşu'nun Uygur Tarihi Tetkikatı İlmi Muhakeme Yığını açıldı. Bu yığınga dünyanın her qaysı yerlerinden Uygur tarihi tetkikatına münasibetlik köplügen mehmanlar teklif bilen katnaşkan bulup, Türkiye'de yaşayatkan Uygurlarımı bu yığınga iştirak kıldı. Uygur Akademisi'nin fahri reisi Reşat Abbas, Uygur Akademisi'nin hazırkı reisi Abdülhamid Karahan, Amerika'dan gelgen doktor Dulkun Kambiri, Kırgızistan'dan gelgen Ekberjan Bahavudun Katarlıklar içiliş nutku sözüldü. Bu yığınga çeteldeki Uygur tarih tetkikatıda közü görüngen 25 etrafıda Uygur ve Türk tetkikatçı mutakassisler katnaşkan bulup, Uygur tarihi doğrusuda kadimki zaman Uygur tarihi, ötürü asır Uygur tarihi, yakınki zaman Uygur tarihi ve bugünkü Uygurlar ve mevcut ictimai meseleler kadarlık türler boyunca 4 bölümge bölünüp Uygurlarının bir bütün tarihi muhakeme kılındı. Yığının ikinci bölümü yakınki zaman Uygur tarihi doğrusu bulup, Kırgızistan'daki Uygurlarının tarihi, kuçağda ötken tarihi şahıslar, Yettisu Uygurlarının 1916 yıldaki kozgulanğa kıytılışı, 20. əsrdə Uyğur tarixi də tarixi determinizmin şifadələri, Türk Uyğur diplomatiya tarixinin dəstəbki yilləri digən temalarda muhakimələr elib verildi. Yığının 3-cü bölümədə yıqınqı zaman Uyğur tarixi və bügünki ictimai məsələlər digən temada müzakirə və münazir elib veriliş bilən birgə, Dr. Əsəd Sulaymanın Ladaq yolda hicrət məqaləsi qatarlıq 4 temada ilmi məqalələr təqdim qılındı. 4-cü bölümədə Profesor Əhməd Taşağıl, Kışlaklardan şehirlerce Türk Karahaniler kagallıkları askerleri diyen temada söz kıldı. Profesör Konur Alip Arjilasun 9 Oğuz ve Uygur münasibeti hakkında toxtaldı. Yığının 5. bölümünde 30 asır Uygur tarihi doğrusu 4 nöfer tetkikatçı özü tayarlap gelgen ilmi makalelerini okup ödü. 6. bölümünde Türk dünyasıyla alakadar eğilip bargan tetkikatları bilen tunulgan Doktor Yusuf Gedikli söz kılıp, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti bilen Türkistan otresindeki siyasi ve medeni münasebetler doğrusu toxtaldı. Xitay'nın karı kolu Mısır'a mı sözüldü? Xitay'nın Mısır Turuşuk Elçihanesi Mısır'a vakitlik gelgeler için okuşku kiriş ispatı ve şununğu münasebetlik ispatlarını becerip vermesek doğrusu da okuturuş çıkargan. Xitay tecavüzçilerinin Mısır'da Turuşuk Elçihanesi Mısır'a vakitlik gelgeler için okuşku kiriş ispatı ve şununğu münasibetlik ispatlarını becerip vermeslik doğrusu da uxturuş çıkardı. Bu uxturuşun növeti Mısır Taşkı İşler Ministerliği çetellik uquqçılarının mektepki uquşkı giriş ispatı beceriş işi doğrusu da Xitay konsulu bilen görüşken deyken çıkırılgallıqı bildirilmekte. Uxturuş 10. ayının 11. günü çıkırılgan bulup, onun da Mısır'da uquvatkan uquqçılarının çöğün mektepki giriş tüzümlerine emel kılışı gerekliki. Fakat Xitay'da turuşluk Mısır Elçihanası'nın sayahat vizisinin başka vizi bilen kelgallergiler Mısır'daki mekteplerine kiriş ispatı becerip birildiğallıkı bildirilgen. Ondan başka Mısır'nın kaid nizamlarına emel kılışı için Mısır sayahat vizisi bilen kelgen ayrı durumda koyulup vizi bilen kirgen ve Mısır'da kanunluk turuş ikameti 6 aydın tüven bulgallarına birdek mektepki kiriş ispatı, turuş ispatı ve kimlik ispatı digendek uykuşku kirişke münasebetlik ispatlarını becerip vermeydiğallıkı ilan kılınıp uykuturuş çıkarılgan. Erdoğan Irak Başministeri'ye kattık reddiye kaydırdı. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Başika lagerindeki Türkiye askerlerinin mevcutluğunu Irak hükümetinin krizisine aylandırılığına kattık reddiye kaydırdı. Türkiye Avazi Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan, Başika lagerindeki Türkiye askerlerinin mevcutluğunu Irak hükümetinin krizisine aylandırılığına kattık reddiye kaydırdı. Erdoğan, Türkiye armiyesi hiç kişiden yarlık elip yürümeydi, dedi. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çağırılan 9. nöbetlik Avro-Asya İslam Şurası yığında içiliş nutku sözüldü. Erdoğan sözüde Irak Başministeri Haydar El-İbadi'nin Başika lagerindeki Türkiye askerlerinin mevcutluğunu halimayımız diyen sözünü tenkit kılıp, senin o yerden varkırap çarkıraştıranın ehmiyeti yok. Sen benim tenkitim ya ki benim seviyemdeki adam emez. Haddini bil. Türkiye Cumhuriyeti armiyesi hiç kişiden yarlık almaydı. Biz o yerde Başika'da bilginimizni kılımız dedi. Erdoğan Irak Başministeri'nin ötmüşte Türkiye armiyesinin Başika'yı yollanışını talep kılgan sözlerinin kayıtları varlıkını.
pat yakında bunların ilan kılındığını etti. Irak'ta yakında da Musul'da yapılacak operasyonlara aynı anlayışla nasıl Cerablus'ta katıldıysak, nasıl Raid'e katıldıysak, evet şimdi yine söylüyorum, bana şahsıma hakaretler ediyor. Ya sen benim zaten muhatabım değilsin. Seviyemde değilsin. Kıratımda değilsin. Kalitemde değilsin. Irak'tan senin bağırman, çağırman bizim için hiç de önemli değil. Biz bildiğimizi okuyacağız. Bunu böyle bilesin. Irak'ın başbakanı. Ya önce haddini bil. Şu anda kendileri başika üssünü kurmamız için Sayın Davutoğlu döneminde bizlere talepleri var. Ve bunların hepsinin canlı kayıtları var. Ve bugün yarın bunların hepsi televizyonlarda yayınlanacak. Ve buna rağmen başika üssüne girilmiştir. Şimdi diyor ki buradan çekilin. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu sizlerden talimat alacak kadar kalitesini kaybetmiş değildir. Gereği neyse bunu biz gerektiği şekilde bugüne kadar nasıl yaptıysak yapmaya devam edeceğiz. Arakan Müslüman yaşları korallık köreş başladı. Şarkı Cenubi Asya'daki en mazlum halkının biri bolgan Arakanlık Müslüman yaşlar Birma Buddistleri tarafından özlerine kılınıvatkan kırgın ve zulümü karşı korallık karşılık hareketlerine başlayanlıkını ilan kıldı. Şarkı Cenubi Asya'daki en mazlum halkının biri bolgan Arakanlık Müslüman yaşlar Birma Buddistleri tarafından özlerine kılınıvatkan kırgın ve zulümü karşı korallık karşılık hareketlerine başlayanlıkı haber kılınmakta. Dünya Bülteni'nin 13. Oktyabr bu vaxta bergen haberde, Birma'nın Arakan'daki Rohingya'lıklardan teşkil tapkan 200 kişilik bir grup, Birma hükümetinin özlerine karata herkandak bir meselede asla icabi pozisyon tutmaydıqallıkını düşünüp yetkendirken, özlerinin karışlık hareketlerine başlıqallıkı dair uçurunu ictimai teşvikat vasıtlarında elan kılgallıkını bildirdi. Bu vaxta elan kılınan kıskısın görünüşte kollarda koral tutkan bir grup Arakanlık Müslüman yaşlar, özlerinin nime üçün kollarga koral elip Birma hükümetine karşı korallık küreşke atlanganlığı hakkında toxtulup, Birma hükümetinin ve hükümetinin kollaşığı erişken Buddistlarının elip bargan kırgın ve zulümlerinin berdaşlık biriş dairesinin halkıp ketkenlikini, bununla karşı korallık hareketten başka tallaş yolunun kalmaganlığını bildirgen. Bu korallık yaşlar Birma hükümet dairelerinin 3 sakçı merkezine hücum kılgan bulup, bu hücumda 9 sakçı ve Buddist karı küşlerinden 4 Buddist öldürülgenlikke haber kılıngan. Birmedeki Rohingya Müslümanlarının devletinin memuri uğurlarda hizmet kılışı, perzentlerinin mekteplerde okuşu, şundakla onlarının bu devlette puhralık hukuku erişişi asla mümkün olmaydıgan bulup, bu hücum arkalık 2013 yıldan beri Buddistlarının özlerine kılıvatkan zulümleri ve tohtumasın 101 vatkan kırgıllarının üzlüksüz kengişki karab meni vatkanlıkıdak bir katar insani depsendiciliklerine karata belirgen agahlandırış işkerlikke bildirilgen. Arakan haber agınıtkının bu vakti bergen haberde malum buluşça, Rohingya'lıklarının 2 mahallesi 20'den artık Buddistler mahallesinin ötürsüzü korşavığı elinğen halette yerleşken bulup, bu Buddist mahallesindeki ahaliler bilen Birma hükümeti bihaterli küşleri birlikte hemkarlaşıp, bu 2 mahalledeki Müslümanlarga iğir tehditlerini keltürüvatkanlığı malum. Yeni bir taraftan Arakan'daki yaşlardan teşkil tapkan mucahitler 2013 yıldan başlapla kollarına koral elip, işgalçı Buddist Birma küşleri karata, Ecellik serbe berip kelyatqanlığı haqidagi haberler pat pat axbaratlar diyar almaqda. Alperen Ocakları Hay'eti Ma'arif Cemiyeti'de ziyareti boldi. Alperen Ocakları Teşkilatı'nın İstanbul Reisi Kurşat Mijan Efendi başçılığındaki bir hay'et Şarq Türkistan Ma'arif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin Çapı'daki merkezden ziyareti boldi. 10. ayının 13. günü Alperen Ocakları Teşkilatı'nın İstanbul Reisi Kurşat Mijan Efendi başçılığındaki bir hay'et Şarq Türkistan Ma'arif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin çapıdaki merkezde ziyareti buldu. Cemiyet reisi Hidayetullah Oğuzhan, başkatip Abdülahad Abdurrahman, Cemiyet Muavin reisi Musacan Er, İdare Hayat Rehberi ve İctimai İşler Mesulü Kerem Karim Katarlıklar mihmanlarının aldığı çıkıp kızgın kütü aldı. Ziyaret çeriyanda özara fikir almıştırılıp, Şarq Türkistan ve Uygurlarla alakadar meselelerde Şarq Türkistan meselesi vatan içindeki Uygurlarının hazırkı ehvalı doğrusu da Hidayetullah Oğuzhan Efendi tepsili malumat verdi.
Ondan başka Türkiye'deki özgürlükler yakınki mezgillerdeki Xitay ve Türkiye münasebetlerinin Türkiye'deki Uygurlarga körsetiyotgan tesiri qatarlıq meseleler toğrusudumu fikir ve müzakirler elip berildi. Ahırda Alperen Ocaklar Teşkilatı'nın İstanbul reisi Kurşat Mecan Efendim Alperen Ocaklar tarafından Abdülkadir Yapçan meselesini hal kılış toğrusuda mahsus muhbirlerini kütüveliş yığını uyuşturup bayanat ilan kıldığanlığını. Ondan başka Türkiye'nin yukarı derecelik rehberlerine Alperen Ocakları namıdan Abdülkadir Yapçan toğrusuda mektup yollaş bilen birge Bilal Erdoğan bilen mi yüz durağını körüşüp bu meselede ortaklaşılığını bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılı bu haftalık istiklal haberleri programımız müşerde ahırlaştı. Kiler katımkı programımız görüşü çeşitlerini Cenab-ı Allah tavşırmız. Şuna kılı program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmetleştirmeye köptün köp rahmet eytemen. Selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.